Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina ve şefiina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Babun fin niyye. Niyet hakkında bölüm. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam niyet ile ilgili şu hadis-i şerifi irat buyuruyorlar. İnnemel e'malu bin niyyat. Ameller niyetlere göredir. Ameller niyetler kısmeti, niyetler ölçüsünde değerli ve kıymetlidir. Ve inneme li kulli imrin ma neve. Ve herkes için niyet ettiği kadar ecir, mükafat vardır veya günah vardır. Femen kânet hicretuhu ilallahi ve rasulihi. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne olursa, fe hicretuhu ilallahi ve rasulihi. İşte o kişi o nispette sevap kazanır, ecre, mükafata nail olur. Ve men kânet hicretuhu ila dünya. Kimin niyeti de dünyalığa ise, ev imraetin yenkihuhe veya nikahlayacağı bir kadına ise, fehicretuhu ile ma hacera ileyh. İşte o kişi de o niyet etmiş olduğu şeyi elde eder diye buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifin irat buyurulma sebebi, hicret esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymak için, İslam davasını hakim kılmak için Mekke'den Medine'ye Müslümanlar hicret ediyorlar. Bunun yanında bir takım insanlar da Peygamberimizle birlikte giden Müslüman bir sahabe annemizle evlenmek niyetiyle aynı yol gidiyor. Bir başkası Medine'de hurma bahçelerine sahip olmak için gidiyor. Peygamberimiz o niyetle gidenlerin ecre mükafata nail olmayacağını, fakat Allah'a ve Resulüne tabi olduğu için bu niyetle gidenlerin ise mükafata nail olacağını bu hadis-i şerifle ifade buyurmaktadır. Okumuş olduğumuz hadis-i şerif, niyet hadis-i şerif olarak geçer. Pek çok hadis kitabının ilk birinci hadis-i şerifini bu oluşturmaktadır. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hadis-i şerifler içerisinde 3 hadis-i şerif temel kaide niteliğindedir. Bu 3 hadisten bir tanesi de bu niyet hadisidir diye ifade etmektedir. Yine aynı şekilde İmam Şafii Hazretleri bu okumuş olduğumuz ameller niyetlere göredir hadisini dinimizin 3'te 1'ini kapsamaktadır diye ifade ediyor. Ve yine bir başka fıkıh alimi, niyet hadisi 70 fıkhi konuyu içine almaktadır şeklinde ifade buyurmaktadır. Özellikle Ebu Davud'un sünenini meşhur biliyoruz. Bu Ebu Davud Hazretleri öyle diyor. Ben bu sünenimi yazmak için 500 bin hadisi tetkik ettim ve bunu 5000'e düşürdüm. Bu 5000 hadis içerisinde 4 hadis var ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem temel 4 hadisinden bir tanesidir. Bunlardan bir tanesi de bu hadis-i şeriftir. Ameller niyetlere göredir. Herkes için niyet ettiği kadar vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin hicreti dünyalığa veya elde edeceği makama, mala ise o da o nispette niyetini yerine getirir, niyetine nail olur diye ifade buyuruyor. Burada niyet kavramı üzerine durmak gerekirse, niyet lügat olarak yönelmek, bir şeye kastetmek, yönelmek manalarına geliyor. Yine bir başka ifadeyle kalbin azimeti, gayreti manasına geliyor. Özellikle dini açıdan bakacağımız zaman niyeti biz 2 farklı şekilde değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi niyet, ibadetlerin bir kısmını diğer bir kısmından ayırandır ve yine ibadeti adetten ayırandır şeklinde ifade buyuruluyor. Yine ikinci manası niyetin amel ile kast edileni ayırmaktır. Yani yapılmış olan amel
Allah için mi yapılıyor yoksa bir başka gaye ile mi yapılıyor? Bunları birbirinden ayıran şey niyettir. Ve niyetin yeri kalptir. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ Allah sizin suretlerinize bakmaz, mallarınıza bakmaz. Allah sizin kalplerinize bakar. İşte Ebu Talip Mekki Hazretleri öyle buyuruyor. Niyet manzarı Rahman'dır. Yani Allah'ın nazargahıdır. Kalpte yer alır. Eğer kalpte niyet olmasaydı kalbin bir kıymeti olmazdı diye ifade buyuruyor. Niyeti kendi içerisinde iki sınıfa ayırmış alimlerimiz. Bunlardan bir tanesi hüsnü niyet, diğerisi de su-i niyet. Yani birisi güzel niyet, ikincisi de kötü niyet şeklinde ifade ediliyor. Ve bunu da yine kendi içerisinde dört sınıflandırmaya ayırmışlar. Özellikle niyet ki kişi kalbinden dünyalığı geçiriyor niyet olarak. Dili de o dünyalığı istiyor. Bu kafirlerin niyeti olarak ifade ediliyor. Tamamen dünyaya yönelmiş, dili, bedeni dünyalık peşinde ve kalbi de dünyaya tam bağlı. İkinci bir kimse ki bunun dili ahireti söylüyor, ahireti istiyor fakat kalbi hep dünya ile meşgul. Bu münafığın niyetidir diye ifade ediliyor. Dili Allah'ı, Resulünü anmakla birlikte kalbi hep dünya ile meşgul, dünya ile dolu. Bir üçüncü sınıf var ki bu kimsenin dili ahireti murad ediyor, kalbi de ahireti arzu ediyor. Bu müminlerin niyetidir. Ebrar sınıfının niyetidir diye ifade ediyor. Ve bir dördüncüsü var ki bu da dili ve kalbi ahireti değil Mevla'yı arzu ediyor. Yani Allah'ı Celle Celaluhu ve onun rızasını arzu ediyor. Bu niyet ise mukarrabinin niyetidir diye ifade ediyor. Ve hüsnü niyeti yine kendi içerisinde alimlerimiz sınıflara ayırmışlar. Mesela bir tanesi o şekilde buyuruyor Cafer-i Sadık Hazretleri rahmetullahi aleyh. Niyet Allah ile kul arasında ve kul ile kul arasında olmak üzere ikiye ayrılır. Allah ile kul arasındaki niyet kulun Allah'ın zatına derin bir tazim içerisinde olmasıdır. Allah'ımızın azametini tefekkür edip Rabbimize yönelmesidir. Hani ayette bir estağfurullah fefirru ilallah her şeyiyle Allah'a yönelmesidir. Onun emirlerine, kendisine emretmiş olduğu mükellefiyetlere, ibadetlere derin bir saygı içerisinde sarılmasıdır. İkincisi kulun kul ile hüsnü niyeti, bu da diğer insanlara karşı hep olumlu bir bakış açısı içerisinde bulunmak, onlara nasihatte bulunmak, onların kendisine karşı eziyetlerine, cefalarına Allah için sabretmek ve bu noktada Allah'a tevekkül etmek şeklinde ifade edilmektedir. Kimin niyeti düzgün olursa onun ameli sahihtir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Allah dostlarından bir tanesi niyeti düzgün olanın dostu Allah'tır ve meleklerdir diye ifade buyuruluyor. Niyet ile ilgili bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men ete firâşehu ve huve yenvi en yekûme yusalli minel leyli fe galebethu aynuhu hatta yusbiha kutibe lehu mâ neve ve kâne nevmuhu sadagaten aleyhi min rabbihi. Bir kişi akşamleyin yatarken gece teheccüd namazına kalkmak niyetiyle yatarsa ve geceleyin uyku galip gelir, o kişi teheccüd namazına kalkamazsa, o kişi gece teheccüd namazına kalkmış gibi ecre ve mükafata nail olur. Ve o uykusu ise Rabbinden ona bir hediye, bir armağan, bir sadaka olur diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz ifade buyuruyor. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Bir hadis-i şerifinde yine buyuruyor ya, ey ashabım, bizler şimdi sizlerle savaşa çıktık ama Medine'de olup da siz her bir adım atmayın ki kendisine sevap yazılanlar var. Her bir vadiyi geçmeyin ki kendisine mükafat verilenler var. Onlar bizimle, gönülleri bizimle birlikte, niyetleri bizimle beraber olmak, fakat onları maddi sıkıntıları ve hastalıkları alıkoydu buyuruyor. Yani evinde iken, istirahat halinde iken sevaba nail olduklarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurmaktadır. Yine bir başka hadis-i şerifte galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, niyetül mu'mini hayrun min amelihi ve amelül münafiki hayrun min niyetihi. Müminin niyeti her zaman için onun amelinden daha hayırlıdır. Münafığın ise ameli niyetinden hep hayırlıdır. Çünkü münafık insanlara gösteriş için ibadette, taatte bulunur. Ama onun gönlünden geçen çok çok farklıdır. Hani Bakara suresinde buyuruyor ya, estağfirullah. Ve izellezine amenu qalu amennâ. Müminlerle birlikte oldukları zaman biz iman ettik derler. Ve izâ halev ile şeyatinihim, kendi içlerinde şeytanlarıyla bir araya geldikleri zaman da biz onlarla dalga geçiyoruz diye alay ederler. İşte onlar azgınlıkları, tuğyanları içerisinde boğulmaktadır diye ifade buyuruyor. Ve devamında اُلَٰئِكَلَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى. Çünkü onlar hidayete karşı dalaleti satın almıştır ve onlar doğru yol üzere değildir buyuruyor. Yani münafıklar ne kadar ibadet ederlerse etsinler, onların ibadetleri, içlerindeki kötülükler onları kurtuluşa erdiremeyecek. Yani onların amelleri hayırlı fakat gönüllerinden geçen çok çirkin emeller vardır diye ifade buyuruyor. Dünyevi arzular vardır diye ifade buyuruyor. Ama mümin öyle değil. Mümin ne kadar çok ibadet ederse, ne kadar çok hayır hasenat yaparsa yapsın, daha çok fazlasını arzu ediyor. Hani bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de görüyoruz. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Keşke şu Uhud dağı hep altın olsa, birkaç akçe borcumu ödedikten sonra tamamını fakire, fukaraya, yoksula dağıtsam buyuruyor. İşte dinimiz öyle yüce bir din ki o geçirmiş olduğumuz niyeti Rabbimiz aynen yapmışız gibi amel defterimize sevap olarak yazıyor. Ve bununla ilgili hak dostları öyle diyor. Kimin imanı ne kadar kuvvetliyse niyeti de, hüsnü niyeti de onun imanı ölçüsünde, Allah'ı tanıması ölçüsünde kuvvetlidir diye ifade buyuruluyor. Ve bununla ilgili Hazreti Ömer Efendimiz zamanında adamın bir tanesi Müslümanlara kolaylık olsun diye bir köprü yaptırmaya karar veriyor. Fakat belli bir zaman sonra bir de öğreniyor ki onun yaptırmak istediği köprüyü bir tane Yahudi yaptırmış. Ve buna çok üzülüyor. O hayrı hasenatı yapamadım diye. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz'e geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki senin mükafatın iki kattır. Yaptıramadın ama iki kat mükafat kazandın. Bu nasıl oldu ey emiral müminin dediğinde, şöyle ki sen bir hayra niyet ettin. Bu niyetinden dolayı sevap kazandın. Bir başkası senin yerine o yaptıracağın hayrı yaptırdı. Sen yaptıramadım diye bir de üzüldün. Bir de üzüldüğün için sevap kazandın. Onun için niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hep hayırlıdır diye ifade buyuruyor. Bununla ilgili ecdadımızdan bir örnek vermek gerekirse, padişahlarımızdan bir tanesi tebdili kıyafetle yanında veziriyle, yaveriyle birlikte gezerken bir ihtiyar dedeye rastlıyorlar. 70'li 80'li yaşlarda, beli bükülmüş ama elinde fidanlar, bahçeye fidan dikiyor. Bunun üzerine selam verip yanına yaklaşıyorlar. Dede hayırdır, senin ahın gitmiş vahın kalmış bir ifade vardır ya,
Yani artık yaş 70, iş bitmiş, neden bu yaşta fidan dikersin diye soruyor. Bunun üzerine dede şöyle bir bakıyor. Evladım, ilerideki ağaçları görüyorsunuz. Onları benim atalarım dikti. Onlar zamanında bunu dikerken fidandı, meyvesini yiyemediler. Ama onlar vefat ettikten sonra bizler onların torunları olarak onların diktiği fidanların meyvelerini yedik. Bizim şimdiki diktiğimiz fidanların bizler şimdi meyvesini yemeyeceğiz. Fakat bizden sonraki gelen evlatlarımız, torunlarımız bu meyveler ağaç olduktan sonra bunların meyvelerini yiyecekler. İnsanlar istifade edecekler diyor. Bunun üzerine padişahın bu çok hoşuna gidiyor. Ve hemen oradan bir kese altını çıkarıp tebrik ederim seni amca, Allah razı olsun diyor ve bir kese altını dedeye ve hediye ediyor. Bunun üzerine dede şöyle bir tebessüm ediyor. Evladım görüyor musun? İnsanlar bir fidan diker. 2-3 sene sonra bunun meyvesi olur. Benim diktiğim fidan daha şimdiden meyve verdi diyor. Bunun üzerine yine padişah çok hoşuna gidiyor bu cevap. Tekrar bir kese daha altın çıkarıyor. Bir kese daha dedeye veriyor. Evladım diyor, yine dede tebessüm ediyor. Gördün mü bak, başkasının fidanları meyveye durduktan sonra senede bir meyve verir ama bizimki ikinci defa ürün verdi diyor. Bunun üzerine padişahın bu cevapta çok hoşuna gidiyor ve tekrar bir kese daha vereceği zaman hemen orada veziri araya giriveriyor. Padişahım durun diyor, hemen gidelim biz buradan, böyle giderse bu dede bizim beytül malımızda hiç altın bırakmayacak diyor. Yani bu şekilde müminlerin niyeti amellerinden daha hayırlıdır diye ifade edilmektedir. Ve yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُعْتِ الدُّنْيَا عَلَى نِيَّةِ الْآخِرَةِ Bir kişinin ahiret niyeti ne kadar düzgün olursa Allah da o kişiye o ölçüde dünyalık verir, dünyevi mutluluk verir, dünyevi mal verir, mülk verir, huzur verir diye ifade etmektedir. Yani bizler ahirete ne kadar yönelirsek, ahirete ne kadar ibadet, taat gönderirsek, kalbimizle ve dilimizle ahirete yönelirsek, Allah da o ölçüde bizlere dünyalık nimetleri de lütfedeceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurmaktadır. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rubbe saimin leyse lehu min siyamihi illel cu'u ve rubbe qaimin leyse lehu min siyamihi illel seheru. Nice oruç tutanlar vardır ki o oruçtan kendisine kalan ancak bir açlıktır. Ve nice sabahlara kadar namaz kılanlar vardır ki o namazlarından, ibadetlerinden kendilerine fayda olarak sadece uykusuzluk kalır. Yani eğer niyet düzgün olmazsa sabahlara kadar ibadet de etsek, geceleri sabahlara kadar kıyamda da dursak, gündüzleri oruç da tutsak bunun bize bir faydasının olmayacağını ifade ediyor. Bundan dolayı alimler öyle demiş. Sizler amel etmeden önce niyet etmeyi öğrenin. Niyetinizi tasih edin. Nasıl niyet edilmesi gerektiğini öğrenin şeklinde ibadetten önce niyeti öğrenin diye ifade buyuruyor. Zaten fıkhi olarak baktığımız zaman bizim İslam'ın bize farz kıldığı temel ibadetlerin hepsinde niyet farzdır. Niyet edilmeden o ibadet makbul değildir. Bu namazda da geçerli, oruçta da geçerli, hacda da, zekatta da. Ve yine bu temel ibadetlere zemin hazırlayan ibadetler var. Mesela abdest almak, gusül abdest almak, bunlar bizi asıl ibadetlere hazırlayan farz ibadetlerdir. Bu ibadetlerde de yine niyet etmek adaptandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Ve niyet sadece ibadetlerde değildir. Niyetler adetleri de ibadete çevirmektedir. Şöyle ki
alimlerin, ariflerin, hak dostlarının ifadesiyle mesela bir uykuya yatacağımız zaman o uyumanın bize dinçlik verip sabaha dinç bir şekilde namaza kalkmak niyetiyle yatıldığı zaman uykunun ibadete dönüştüğü, yemeğimizi yerken bu yemeği yedikten sonra Allah'ımızın dinine daha iyi hizmet etme niyetiyle yendiği zaman, ibadetleri daha güçlü, kuvvetli ve daha dinç yapma niyetiyle yendiği zaman o yemiş olduğumuz yemeklerin ibadete dönüşeceği, bir pikniğe gittiğimizde şelalelere bakıp orada Allah'ımızın azametini tefekkür etmenin, oradaki doğadaki Allah'ımızın yüce kudretini seyretmenin ve ondan dolayı şükretmenin, bu niyetle pikniğe dahi gidildiği zaman o gitmiş olduğumuz pikniklerin aynı zamanda Allah'ımıza ibadete dönüşebileceğini bize büyüklerimiz, üstadlarımız, Allah dostları bu şekilde ifade etmektedir. Ve yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. اَنْنِيَّتُ الْحَسَنَةُ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا الْجَنَّةِ İnsanı cennete girdiren şey اَنْنِيَّتُ الْحَسَنَةُ güzel niyettir, iyi niyettir. Yani bununla ilgili yine hak dostların ifadeleri var. İnsanlar nice büyük ibadetler eder ama o yapmış olduğu büyük ibadetleri onların niyetleri küçültür ve değersiz hale getirir. Ve nice küçük ibadetler vardır ki oradaki hüsnü niyet, güzel niyet, Allah rızası niyeti o yapmış olduğu ibadetleri kocaman kılar. Onları kurtuluşa erdirir diye ifade ediyor. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadından bahsediyor. Kadın çölde giderken susuzluktan ölmek üzere ve bir kuyuya rast geliyor. Kuyuya iniyor, kovası kaybolmuş ve içerisinden kana kana suyu içip çıkıyor. Çıktığında bir de bakıyor ki kuyunun önünde bir köpek görüyor. Köpek susuzluktan dilini sarkıtmış, ölmek üzere ve bu da Allah'ın yarattığı bir kul, susuzluktan ölmek üzere. Ben nasıl susuzluktan ölmek üzere bu sıkıntıyı çektiysem, bu da şimdi aynı sıkıntıyı çekiyor diyor. Ve buna faydam olsun diye hayrun nes, men yenfe'un nes, yine insanların en hayırlısı insanlara, etrafındaki canlılara faydalı olandır. Hadis-i şerifi gereğince iniyor kuyunun içerisine ve ayakkabılarının ökçelerini su doldurup çıkarıyor. 3 defa ve o köpeğin susuzluğu geçiyor. Kıyamet gününde Rabbimizin huzuruna çıkıyor. Hesaba çekiliyor ve amel defteri sol tarafı ağır geliyor. Zebaniler 19 zebani birden cehenneme sürükleyeceği sırada Rabbimiz durun ey meleklerim buyuruyor. Bu kulumun benim katımda kabul bir duası var. O dünyada susuzlukta ölmek üzere olan bir köpeğe suladı. Ve o köpek bu kulum için dua etti. Ya Rabbi nasıl ki bu kulun ben aciz uyuz bir köpeği susuzluktan ölmek üzereyken kurtardıysa sen de onu kıyamet gününün susuzluğundan o günün sıkıntılarından kurtar ya Rabbi. O köpeğin duasının hürmetine ben bu kulumu affediyorum buyuruyor. Günahkar bir insan bir hayvana, bir canlıya yapmış olduğu iyilikten dolayı cennete gidiyor. Şimdi günümüzde özellikle hayvanlara eziyet, zulüm çoğaldı. Bu minvalde düşündüğümüz zaman yine bir hadis-i şerifte bir hayvana, bir kediye eziyetinden dolayı yine bir müminin cehenneme gittiğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade etmektedir. Yani bütün canlılara şefkat nazarıyla bakarak hüsnü niyetle onlara muamele etmemiz gerektiğini dinimiz bizlere emretmektedir. Çünkü etrafındaki canlılara zulmetmek insanın imanını tehlikeye sokar diye alimlerimiz, Allah dostları ifade etmektedir. Yine bununla ilgili Riyazu Salihin isimli eserde bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişiden bahseder. Bu 3 kişi yola çıkıyor.
ve giderlerken geceleyin bir mağaraya sığınıyorlar. Mağarada istirahat ederlerken bir kaya kopup mağaranın ağzını tıkıyor ve orada mahsur kalıyorlar. Tabii çıkamıyorlar, kayayı itmeyi deniyorlar fakat mümkün değil, kaya yerinden oynamıyor. Bunun üzerine içlerinden bir tanesi diyor ki, ben kurtuluşumuz için bir çare aklıma geldi diyor. Buyur söyle diyorlar. Bizler hayatta sırf Allah için hüsnü niyetle Rabbimizin rızasını gözeterek yapmış olduğumuz bir ameli, ibadeti hatırımıza getirelim. Ve ne olur ya Rabbi, o yapmış olduğumuz iyilik hürmetine bizi buradan kurtar diye Rabbimize dua edelim diye ifade ediyor. Bunun üzerine tamam diyorlar ve ilk olarak birincisi başlıyor. Ya Rabbi, benim annem babam vardı. Ben onlara çok hürmette, saygıda bulunurdum. Onların yemeğini yemeden çocuklarımla oturup yemek yemezdim. Bir gün eve geç geldim. Annem babam uyumuş ve ben onların yemeğini getirdim. Onlar uyanıncaya kadar da başlarında bekledim. Kendim ailemle oturup yemek yemedim. Onlar uyanınca yemeklerini yedirdim. Sonra çoluğumla çocuğumla oturup yemeğimizi yedik. Ya Rabbi, benim bu anneme babama iyiliğim, onlara bu şekilde sırf senin, estağfirullah, annenize babanıza iyi davranın ve bil velideyni ihsane, güzellik edin ayetinin emri gereğince ben onlara iyi davrandım. Ne olur bunun hürmetine bizi buradan kurtar diyor. Bunun üzerine diğerler de amin diyor. Derken o kaya birden yerinden oynuyor ve birazcık açılıyor. Tabi içeriye hava girmekle birlikte kendileri dışarıya çıkacak kadar açılmıyor. İkincisi de şu şekilde dua ediyor. Ya Rabbi, benim amcamın kızı vardı. Dünyada bir erkeğin kadını sevebileceği en yüksek sevgiyle ben onu seviyordum. Ve bir gün gelip benden borç istedi, dara düşmüşler. Ben ona borç değil, öylesine bedelsiz olarak bile para verebileceğimi, ancak bunun karşılığında kendisinden bir şey istediğimi söyledim. Bunun üzerine, bu ne istiyorsun diye bana sordu amcamın kızı. Ben de kendisine birlikte olmayı, flört etmeyi talep ettim. Bunun üzerine çekti gitti. Çaresiz bir şekilde aradan 1-2 yıl geçti, tekrar geriye geldi. Ve ben ona istediği 120 dinarı verdim. Ve o da benim isteğimi kabul etti. Onunla bir odada baş başa beraber kaldık. Ona birazcık yaklaştım. Yaklaştığım anda bir anda, ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork. Bana Allah'ın emri dışında haram bir şekilde, yasakladığı bir şekilde yaklaşma şeklinde beni uyardı. Ve o uyarısı üzerine ben birden irkildim ve o yapmış olduğum yanlıştan döndüm. Ya Rabbi, ve onu vermiş olduğum 120 dinarı ona sadak olarak verdim. Eğer benim bu yaptığım namusumu korumam, karşıdakinin namusuna el uzatmamam senin katında değerli ise, kıymetli ise, ne olur ya Rabbi bizi buradan kurtar diyor. Ve diğerler de yine amin diyorlar. Tabii biraz daha yine o mağaranın ağzındaki kaya aralanıyor. Ve sıra üçüncüsüne geliyor. Ya Rabbi, ben çok zengin bir adamım. Benim hayvanlarım var, davarlarım var, inek sürülerim var. Ve günde onlarca işçi benim işlerimde çalışır. Bir gün bir çoban geldi, işe girdi, çok az bir süre çalıştı, daha ona ücretini veremeden çekti gitti. Tabii ben onun ücretini hesapladım. 2-3 günlük yevmiyesi neyse ve o değer kazansın, değer kaybetmesin diye onu işlettim. Onunla bir kuzu aldım. O kuzu büyüdü, koyun oldu, çoğaldı derken aradan yıllar geçti. Ve bu adam tekrar geldi. Benden o günkü yevmiyesini istedi. Ben de kendisine dedim ki, efendi, karşı dağdaki gördüğün inek sürüleri, deve sürüleri, koyun sürüleri olduğu gibi senindir. Onlar senin yevmiyen, al götür. Bunun üzerine çoban dedi ki, efendi, ben sana
birkaç günlük yevmiyemi istemeye geldim diye neden alay ediyorsun? Eğer ihtiyacım olmasa gelmezdim dedi. Ben de ona kendisiyle alay etmediğimi ve işin hakikatini, gerçeğini söyledim. Bunun üzerine o adam dua ederek benden Allah razı olsun diyerek yapmış olduğum bu davranışa hoşnutluğundan dolayı sürüyü aldı gitti. Ya Rabbi, benim buradaki emanete riayetim senin katında kabul ise bizi buradan ne olur kurtar diyor. Ve orada kaya olduğu gibi birden açılıyor ve bu üç arkadaş oradan kurtuluyor. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, "Ed-dünya sicnül mü'min." Dünya müminin zindanıdır buyuruyor. İşte o mağaradan, zindandan kurtulmanın yolu bizlerin hüsnü niyetle yapacağımız, sırf Allah rızasını gözeterek yapacağımız amellerdir, ibadetlerdir. Bununla ilgili, hüsnü niyetle ilgili, niyetimizin sırf Allah rızası olmasıyla ilgili İbrahim bin Ethem Hazretlerinin bir olayı var. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün dağlarda gezerken bir kuyuya rast geliyor ve namazı geçmek üzere o kuyudan su çıkarıp abdest alıp namaz kılacak. Tabii kovayı kuyuya atıyor. Kuyunun içerisinden kova dolusunca altın çıkıyor. İbrahim bin Ethem Hazretleri onu tekrar döküp tekrar bir daha kovaya atıyor. Bu sefer çok farklı mücevherler ikinci defasında çıkıyor. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri diyor ki, ya Rabbi, sen bana dünyanın hazinelerini arz edersin. Fakat benim niyetim senin bu hazinelerin değildir. Sana kulluktur, sana ibadettir. Benim sana kulluğum senin dünya hazinelerinden bana daha kıymetlidir ya Rabbi. Ne olur abdest almam için bana su ver deyince tekrar bir daha atıyor kovasını ve üçüncü defasında bir kova dolusu su ve onunla abdestini alıp namazını kılıyor. Yine Zinnun-i Mısri Hazretleri Kattesallahu Sirrah arkadaşlarıyla beraber yola çıkmış ve bir mağaraya sığınıyor. Geceleyin mağarada gezinirken bir de bakıyor ki bir küp dolusu altın buluyor. Tabii küpü getiriyor arkadaşlarının yanına. Üzerinde de bir tahta küpün. Tahtanın üzerinde Allah lafzayı celali yazılı ve o tahtayı alıyor. Rabbimizin ismi celalinin yazılı olduğu tahtayı. Bu benim olsun diyor ve diğer altınları da oradaki bütün yârenini paylaşıyor. Ve orada gece rüyasında hatiften bir ses işitiyor. Ey Zinnun, malını değil benim ismimi, benim rızamı tercih ettin. Ben de seni üstün şerefli kıldım şeklinde ve gönlünün nurla dolduğunu Zinnun-i Mısri Hazretleri ifade ediyor. Ve bir gün diyor rüyamda mahşeri gördüm. Rabbimiz buyurdu ki, ey Zinnun-i Mısri, burada insanlar 10 bölük ve mahşerde insanları 10 bölük olarak gördüm. Rabbimiz 9 bölüğünü ayırdı, 1 bölüğü kardı. İşte bu 9 bölüğü dünyayı istedi ey Zinnun. Bu 1 bölük ise onlar cenneti istedi. Sonra o 1 bölük de kendi içerisinde 10 sınıfa ayrıldı. Bunlardan 9 tanesi ben cehennemden korkuyorum dedi. Geriye 1 bölük kaldı. Ve o 1 bölük kendi içerisinde 10 sınıfa bölündü. 9 tanesi ben cenneti istiyorum ya Rabbi dedi. Diğer kalan 1 bölük ise ya Rabbi ben cenneti değil senin rızanı istiyorum. Seni istiyorum buyurdu. Ve orada uyanıyor Zinnun-i Mısri Hazretleri, acaba ben o mahrum olan o 9 bölükten mi olacağım? Yoksa binde bire tekabül eden Allah'ı, rızasını, Mevlamızı isteyen bölükten mi olacağım diye Zinnun-i Mısri Hazretleri gözyaşları döküyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor, soruyor, ya Resulallah, bir adam var ki sırf bana cesur desinler diye savaşta savaşıyor. Yine bir adam var ki
ganimet elde etmek için savaşıyor. Yine bir adam da var ki sülalesi, aşireti bilinsin diye savaşıyor. Bunlardan hangisi hak yolda savaşıyor ya Resulallah deyince Allah Resulü üçünün de hak yolda olmadığını, kim Allah'ın dini hakim olsun diye savaşıyorsa o kişinin hak yolda olduğunu ifade buyuruyor. Yine bununla ilgili bir hadis-i şerifte geçiriliyor, şöyle geçiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Rabbimizin huzuruna kıyamet gününde ilk bir şehit getiriliyor. Ve şehide Rabbimiz dünyada kendisine vermiş olduğu bütün nimetleri sayıyor. Ve o şehit kul, evet ya Rabbi bütün bu nimetleri sen bana lütfettin, sana hamdolsun, şükürler olsun diyor. Ve Rabbimiz buyuruyor, ey kulum ben sana bütün bu nimetleri verdim. Fakat sen benim için dünyada ne yaptın? Bunun üzerine o adam diyor ki, ya Rabbi ben senin için dünyada savaştım ve şehit düştüm. Bunun üzerine Rabbimiz buyuruyor, kezepte yalan söyledin ey kulum. وَلَاكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ Sen dünyada vay be bu adam ne cesur yürekli, ne şecaatli bir adam, ne kuvvetli, nasıl savaşıyor böyle diye sana övgüde bulunsunlar diye savaştın. Sen benim rızam için savaşmadın. Ve bunun üzerine Rabbimiz yanındaki meleklerine emrediyor. Ey meleklerim alın bunu ve yüzüstü sürüne sürüne cehenneme atın buyuruyor. Hayber'in fethinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla savaşıyor. Bir tanesi şehit düştü deniyor. Ve onunla ilgili ne kadar cesurca savaştığı dilden dile sahabe efendimiz içerisinde dolaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu şehit düşmedi. Bu bir münafıktı. Ne güzel savaşıyor desinler diye böyle savaştı ve öldü diyor. Hatta ölürken öyle çok yara izleri var ki o yara izlerine dayanamayıp kendini öldürüyor ve intihar ediyor. Ve onun cenaze namazını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırmıyor. Yine ikinci bir kişi getirilir kıyamet gününde. Bu kişi de ilim öğrenmiş ve bu ilmi etrafındakilere anlatmış. İnsanlara Kur'an okumuş. Kıyamet gününde Rabbimiz soruyor. Ey kulum anlatıyor ben sana bu nimetleri verdim mi? Evet ya Rabbi dünyada her bir nimeti sen verdin bana. Tek tek kabul ediyor. Ve peki sen bunun karşılığında benim için ne yaptın? Ya Rabbi ben senin için o öğrendiğim ilmi insanlara anlattım. Ve insanlara Kur'an okudum. Yalan söyledin ey kulum buyuruyor Rabbimiz. Sen orada bu insan ne kadar bilgili bir insan. Ne güzel konuşuyor. Ne güzel Kur'an okuyor desinler diye yaptın. Sen benim rızam için yapmadın. Ve Rabbimiz meleklere emrediyor. Ey meleklerim atın bu kulumu cehenneme. Yine üçüncü bir sınıf geliyor. Bu da çok zengin ve elindeki imkanları fakire, yoksula, etrafında herkesi gözetecek şekilde dağıtmış. Rabbimiz o kuluna da dünyada verdiği nimetleri tek tek söylüyor. Evet ya Rabbi sen bana bu nimetleri verdin diyor, kabul ediyor. Peki sen benim için ne yaptın ey kulum deyince ya Rabbi fakiri, yoksulu, yetimi, dulu, öksüzü, muhaciri hep gözettim. Yardım ettim, elimdeki o imkanları onlara da verdim. Sen bunları vay be ne cömert bir insan, elin ne kadar bol desinler diye yaptın. Benim rızamı gözeterek, benim rızam niyetiyle yapmadın. Ve meleklerine emrediyor, ey meleklerim atın bu kulumu cehenneme buyuruyor. Rabbimiz muhafaza buyursun. Onun için yapmış olduğumuz amelleri, ibadetleri sırf Rabbimizin rızasını gözeterek yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Bu şehit mevzusu geçmişken Sultan Alparslan Han 1071 yılında Malazgirt Savaşı'na çıkıyor. Bütün askerleri 50 bin kişi yaklaşık. Tabii bunun yanında Bizans ordusunun bir Ermeni tarihçiye göre 300 bin civarında olduğunu tarih kitaplarında ifade ediyor. Tabii askerlerin moralleri bozuk çünkü karşılarında
kendilerinin 6 katı, 7 katı büyüklüğünde muazzam, kocaman bir ordu var. Sultan Alparslan Han bunun farkında ve kendisi aynı zamanda askerlerini de cesaretlendirmek için beyaz kefen renginde bir kıyafet giyiyor. Aynı kefene benzer şekilde ve cuma namazını kıldıktan sonra askerlerinin karşısına çıkıyor. Ve orada askerlerine o şekilde bir hitabı var. Ey askerlerim diyor. Bizler şimdi küffara karşı savaşacağız. Bizim burada savaşmamızdaki tek gayemiz, tek amacımız Allah'ın dinini yüceltmek. Estağfirullah. Ve gatiluhum hatta la tekuna fitnetun ve yekuna din kulluhu lillah ila ahir ayet. Onlarla bütün din Allah'ın oluncaya kadar, yeryüzünde tek bir kafir bırakmayıncaya kadar savaşmaktır. Ve bizim tek bir niyetimiz vardır. İslam'ın hakim olmasıdır. Bütün dünyada İslam sancağının sallanmasıdır, dalgalanmasıdır. Ve ben burada bir sultan değilim, sizler gibi bir askerim. Ve şunu iyi biliyorum ki biz bugün eğer öleceksek şehit olarak öleceğiz. Eğer kazanacaksak ganimetler elde edeceğiz diye askerlerine muazzam bir hitapta bulunuyor. Ve en sonunda şu şekilde sözünü tamamlıyor. Ya Rabbi, sen benim ve askerlerimin gönlünden geçen niyeti benden daha iyi bilmektesin. Bizim buradaki niyetimiz ya Rabbi, senin dininin yücelmesidir, İslam'ın şahlanmasıdır ve dinimizin mecdine ulaşmasıdır. Eğer bizler bu niyetimizde sadık değil isek bizi kahret ya Rabbi. Eğer biz bu niyetimizde samimi isek bizi muzaffer kıl ya Rabbi diye dua ediyor. Ve 1071 yılında Malazgirt zaferini muazzam bir zaferle Müslümanlar, Türk ordusu, Büyük Selçuklu Devleti kazanıyor. Ve Bizans komutanı Roman Diyojen esir alınıyor. Yaralı bir şekilde ve Alparslan Han'ın, Muhammed Sultan Alparslan Han'ın huzuruna çıkarılıyor. Ve orada Sultan Alparslan soruyor Roman Diyojen'e. Ben şimdi sana ne yapacağım biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor. Peki sen beni esir alsaydın ne yapardın? Seni burada öldürürdüm diyor. İnsanlara gözlerinin önünde eziyetler ederdim sana. Peki benim sana ne yapmamı bekliyorsun? Aynı benim yaptığımı sen de bana yapacaksın. Ya insanlar içerisinde beni öldüreceksin ya da şu anda burada canımı alacaksın. Bunun üzerine Sultan Alparslan Han hayır diyor. Ben seni affediyorum diyor. Ve orada Roman Diyojen'e belli bir fidye karşılığında bedel alarak Müslümanlara ganimet olarak Roman Diyojen'i affediyor. İşte ecdadımızın hüsnü niyeti ve onun karşılığında almış olduğu zaferler. Ve yine Yavuz Sultan Selim Han cennet mekan savaşa çıkıyor. Bütün askerleriyle birlikte Sina çölünü geçiyorlar. Tabi Sina çölünü geçmek öncesinde hiçbir orduya nasip olmamış. Tabi çölün ortasında Yavuz Sultan Selim Han askerler susuz, atlar bitkin, atından iniyor. Ve atından inip yürümeye başlıyor. Arkasında Hasan Can yaveri, efendim, padişahım, hünkârım, siz ne yaparsınız? Askerler zaten yorgun, bitkin, susuzluktan biçare durumdalar. Atınıza binseniz de, askerlerimiz de binsin, siz indiğiniz için onlar da indi, bu şekilde takat getiremezler diyor. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Han, yaver, önümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öncülük, kılavuzluk ederken biz onun aciz bir ümmeti olarak nasıl atta gideriz diyor. Ve orada o çölü geçerek savaşta ecdadımız muzaffer oluyor. Onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden önderlik ediyor? Çünkü
bir ifadede öyle men hasunet niyetuhu vellahullahu ve rasuluhu vel melaike. Kim niyeti düzgün olursa onun dostu Allah'tır, onun dostu Resulullah'tır ve onun dostu bütün melaike-i kiramdır buyuruyor. Eğer bizlerde niyetlerimiz düzgün olacak olursa, niyetimiz Allah'ımızın rızası, onun dininin yücelmesi olacak olursa, Rabbimiz bizlerin de yar ve yardımcısı olacaktır. Rabbimiz niyetlerini tasih edenlerden, niyetlerini düzgün kılanlardan ve bu niyetlerinin düzgünlüğü ile cenneti kazananlardan, Rabbimizin rızasına erenlerden eylesin bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.